Anne seni saraylarda yaşatacağım derdi. Ben de bir gün demiştim ki hani Er Hanım ben neyle sarayda yaşatacağım demiştim. Hani mesleğini buldum ama hemen de nişanlandım. Sen evine mi bakacaksın beni mi yaşatacaksın demiştim. Görün anne ben seni saraylarda yaşatacağım demişti. Bunu ben hiç unutmuyorum. Anne seni ümrelere göndereceğim, anne seni hacılara göndereceğim demişti bana. Her sözünü tuttu. Her şey oldu. Her şey oldu ama Er Hanım yok. Er Hanım gelmez oldu. Mektup yazarım Merkur, üzerini kullanmam. Ben yazarken ağlarım, sen yazarken ağlarım. Mektup yazarım Merkur, üzerini kullanmam. Ben yazarken ağlarım, sen okurken ağlarım. Pozantı'nın Ahçıbekirli köyünde oturduk. Er Hanım 6 yaşına kadar köydeydik. Çok güzel bir çocukluğu vardı. Babamız kamyon şoför, nakliyatçıydı. Ama baba hep yoldaydı. Ben çocuklarımın büyüdüğünü hiç görmedim dedim yani babasız. Gittim 20 günde, mesela bir ayda geldiği gün oluyordu. 2 kızım, 1 oğlum vardı. Biz onlarla beraberdik. Çok güzel çocukluğu vardı Er Hanım'ın. Doğuşu başkaydı. Hani öbür çocuklarımdan bu başkaydı. Allah-u Teala bunu özel yaratmıştı. Özel aldı gitti. Ben yola gidip geliyordum. Pek ben ilgilenemedim yani. Annesi ilgileniyordu. Allah razı olsun ondan da. İyi bir evlat yetiştirmiş. Beni de hiç kırmadı. Üzmedi. Allah herkese öyle evlat versin. Evde akşama kadar otururdu. Dedim git çarşıya git, şuraya git. O baba kimle konuşacağım? Ya gidiyor birinin yanına sigara teklif ediyor. Bilmem bir şey teklif ediyor. Ne yapayım? Evde akşama kadar annesinin otururdu yani. Bunlar 4 gruptu, 4 arkadaş. Çok temiz bir ailenin çocukları, temiz çocuklardı. Sigaraları yoktu. Hiç gibi kötü alışkanlıkları yoktu. Bunlar dörtlüydü. Hepsi kimi bordo vereli oldu. Er Hanım'a hatırasını getirmiş. Kimi asubay oldu, kimi polis oldu. Hepsi bir yere gitti, hepsi bir meslek sahibi oldu. Mesela böyle arkadaşlar oturduğu zaman hep söylermiş. Hani şeye gidelim, polislik sınavına girelim. Hep polis olalım. İçimizde birimiz de şehit olursak hep birbirimizi geri toplayalım dermişti. Geçen arkadaşının biri geldi, öyle söyledi. Assubaylığı çok istemişti mesela. Bu okula gittiği çocukluğundan bu yana anne ben assubay olacağım. Anne assubay olacağım. Assubay olacağım ama derdi anne ben şehit olacağım biliyor musun derdi. Hep bu ağzında böyle İlkokuldan bu yana anne ben askere gideceğim ama şehit olacağım derdi. Ben de sana nasıl dayanırım Er Hanım desem sırtıma böyle bir vururdu. Dayanın anne derdi. Göreve gittiği zaman hep önde gidermiş. Ben babamın oğluyum. Ben hiç korkmam dermiş mesela. Görevden gelirmiş ama görevi olmadığı zaman tekrar göreve yazılırmış. O gün de Er Hanım'ın sırası değilmişti mesela. Gene gitmiş. Hiç kaçmazmıştı hiçbir görevden. Nişanlılı, evli kişileri diyor gelen arkadaşları uzak yere, tehlikeli yere götürmek istemezlermiş. Ama Er Hanım hiçbir şeyden korkmazmış. Olacak olursa her yerde olur demiş. Erzincan'a gitti, bu polis oldu. Ondan sonra İstanbul Çevik Kuvvet'e tayini çıktı. Orada bir iki ay kaldı. Ondan sonra baba dedi ben özel harekete gideceğim. Oğlum ne biliyorsan onu yap. Annesi dedi ama gitme diye. Ben karışmadım. Geldi Merzifon'da okudu. Bir 4-5 ay orada kursa gitti. Ondan sonra Hakkari'ye gitti. Hakkari'de devam ediyor. 2005'te gittiydi Hakkari'ye. 2 yıldır oradaydı. Polis olduktan sonra bir ay polislik yaptı. İstanbul Çelik Kuvvet'e çıkmıştı tayini. Onda anne dedi ben özel hareket sınavına girdim dedi. Er Hanım girme dedim, orada olduğun yerde kal. Ama Er Hanım kalmadı. Yok anne dedi, ölüm var dönmek, ölmek var dönmek yok dedi. Çok kavga yaptık hani, tartıştık, gitme Er Hanım dedi. Öyle dedi bana, ölüm var dönmek yok anne dedi, gideceğim dedi.
İşte orada 4 ay Amasya Merzifon'da eğitim yaptı. Ondan sonra Hakkari'ye tayini çıktı. Harikasın. Neslihan'a aşıktı. Bir gün söylemiştim Erhan'ımın nişanlısına. Nur Erhan'ıma söyle dedim. Mesleğini yani bıraksın. Hani eğer Erhan mesleğini bırakmazsan ben seni terk ederim. Diye dedim, söyle dedim. Anne dedi, Erhan dedi mesleğini bırakmaz beni terk eder dedi. Hani ben döndüremedim. Acaba sen döndürür misin ki dedim ama dönmedi. Aşıktı. Vatanına aşıktı. Mesleğine aşıktı. Ve çok birbirimize düşkündük. O gün saat 1 gibi beni aramış. Benim telefonumu aramış. Ben bir cenazeye gitmiştim o gün. Benim küçük kardeşine söylemiş, annem gelince beni bir arasın demiş. Ben geldim ama Erhan'ımı aramak kısmet olmadı o gün. Ondan sonra babasını aramış, 3 gibi. Hatta babasına da takılmış, baba demiş hani gidiyorum Bodrum'da, yolda haber aldı zaten babası. Gidiyorum demiş, onlar da demiş tatil de yap demiş babasına. O da dedim diyor, niye tatil yapacağım oğlum dedim diyor. Ondan sonra nişanlısını aramış 6'da. Demiş ben göreve gidiyorum, hani bana ulaşamadığın zaman beni merak etme. Ben aramayınca da beni arama demiş nişanlısı. İşte Hakkari'de göreve gitmişler akşam saat 11.30 falan. Bir çatışma çıkmış, çatışma esnasında yarım saat falan çatışma olmuş. Arkadaşı diyor, Erhan niye ateş etmiyorsun dedim, ben vuruldum demiş. Yani bilmiyorum, ondan sonra Tarslı bir tane arkadaşı var, abi diyor ben geldiğimde diyor, o da şehadete ermişti zaten diyor. Omzumu aldığımda buz gibiydi, helikoptere ben bindirdim diyor. Ondan sonra işte ben de yoldaydım. Zaten şehit olmadan akşamına ben şeye Bodrum'a gidiyordum, araba yüklüydü. Bir 15-20 dakika falan konuştuk. Akşam yattım, Afyon çayda yattıydım. Benim ufak kız var Emine, o bir telefon etti, baba baba diye. Dedim ev mi yanıyor, ne yani? Telefon geri açıyorum, dönmüyor, arabanın içinde dönüyorum. Bizim enişte var, onu aradım böyle, söylemiyorlar, seni gelecek biri alacak işte. Arabaya kafamı vurdum, indim arabaya, indim köprüden altıyım. Allah böyle bir acı kimseye vermesin yani. Çok birbirimize bağlıydık. Erhan'ım derdim, hani sensiz yaşayamam derdim. Sensiz yaşayamam, ben ölürüm. Erhan'ım derdim böyle. Şaka yapardı. Anne derdi, hani saçında beyaz bile yok derdi. Daha sen beni bile gömen derdi böyle. Şaka yapardı. Çok merdiveni çıkar ka anne, 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 anne diye çok şeyleri olurdu. Ben de derdim, hani Erhan'ım bana çok anne deyip durma derdim mesela. O da derdi ki sen çünkü anasın derdi bana. Onları çok arıyorum, onları çok özlüyorum. Anne demesini çok özlüyorum. Çok özledim. Baba yerleştirirken elime geldi. Sökülmüş arkaları. Çekmişler ya kendine şehit olduktan sonra. Çekimde buralar bulmuş. Kuzumun eşyaları, onlar üstünden çıkan eşyalar. Eski gibi. Kokusu kalmamış ki kuzumun. Çünkü aha kuzum. Burada var. Burada var kokusu kuzumun. Baksana burada var. Burada kalmış biraz. Canım kuzumun. Düğünün olmasını çok isterdim kuzumun. Hevesim vardı, muradım vardı. O kadar hevesim vardı ki, o kadar hevesim vardı. Erhan'ım bir an evvel seni evereyim. Hani bana bir torun ver. Böyle söylerdim. Her şey içimde kaldı. Her şey içimde kaldı. Çok, çok gören olmuş. Geçen mesela İstanbul'dan bir kız sürekli takip ediyormuş, Allah razı olsun. Hani bizi aradı. O sürekli Erhan'ımı takip edermiş, hani Nur nişanlısından dolayı. Saat 3 gibiymiş. Erhan'ım gelmiş rüyasına. Erhan, Erhan sen ölmedin mi demiş. O da ben ölmedim demiş. Ölmedin de niye annen gelin yanına gitmiyor? O annenin babanın halini bir görsen demiş hani kız.
Demiş ki hani dönemem, emir büyük yerden geldi demiş bu kıza. Anneme de demiş yani tekrar dönemem demiş. Annemi demiş bir daha üzemem demiş. Annemi demiş çok hayal kırıklığına uğrattım demiş. Yani annem beni hep görevden geliyor, gelecek diye bekliyor demiş. Bir daha dönemem demiş. Çok böyle kısa kısa çok görenler var. Hani bize bildiriyorlar. Kimi düğün olurken görüyor. Ben de gördüm bir Erhan'ım şehit olduktan sonra. Köye giderseniz görünüz orada çeşme yaptırdı. O çeşmenin orada nişanı oluyor. Ama Erhan'ım böyle bembeyaz gömlek giymiş, altına siyah şalvar giymiş, üstüne hani böyle takya gibi bir şey giymiş. Erhan'ımın nişanı olur. Öbür taraftan geliyor böyle ama incecik böyle, upuzun incecik. Hani ben Erhan'ımı şehit düştüğünde gördüğüm zaman öpemedim. Öpemedim ben kuzumu. Canımı öpemedim. Hep o içimde kalmıştı. Ben Erhan'ı neden öpemedim, niye sarılamadım diye. Böyle kolunu açtı, gel anam dedi, gel anam dedi böyle. Gel anam boynuma sarıl, öp beni dedi böyle. Nişanı oluyor ama çok böyle mutluydu. Çok mutluydu. Ben gurur duyuyorum oğlumla. Size ne diyorum bak, acısı var ama gurur da yüksek. Yani dediğim gibi ben bir tane oğlumu vermişim bu vatana. 1000 tane evlatım olsa yine feda olsun. Hiç şimdi deseler ben yine giderim. Yani böyle bir gururlu bir şey. Ama içinde bir burukluk var. İnsan öyle yani. Bu ölmedi. Ben bu mezara yani 2 güne bir gelir giderim. Her gün gelir giderim. Ben bunun öldüğüne hala inanmıyorum yani. Benim yanımda o canlı. Ama ben o ölmedi, ben öldüm. Memnun oluyoruz yani. Geliyor ufak tefek gelen oluyor işte. Polisler hiç bırakmıyor. Özel hareket polisleri. Normal polis gelmiyordu. Özel hareket polisleri. Allah 1000 kere razı olsun. Sürekli gelirler. 15 güne bir, haftaya bir gelir ziyaret ederler. Bir çayımızı içerler, bir sohbet ederler, giderler. Gözlerine yaş, ayaklarına taş değirmesin. Allah'ım onların ne muradı varsa versin. Çok üzgünüm ama çok da gururlu bir anneyim. Erhan'ım benim gururum, onurum. O şehitim. Onu hep hiç unutmadım. Bir gün ise de gece gündüz hep kalbimde yaşatacağım Erhan'ımı. Gururum. Dünyadaki gururumdu. Ben ondan gurur duyuyordum her zaman için. Çünkü bana bir hiç çarşıda veyahut ki başka yerlerde olsun senin çocuğun, senin Erhan'ın şu hatayı yapmış diye bir şikayet hiç gelmedi çocukluğundan bu yanına. Hiçbir şikayetini duymadım. Şimdi de gurur duyuyorum. Gururum, onurum, şehitim, yiğitim. Ne diyeyim? Öyle bir çocuğun, Erhan gibi bir şehitin annesi olmaktan gurur duyuyorum. İnan ki gurur duyuyorum. Allah benim çocuğum gibi her kişiye nasip etti. Bizsin. Hayırlı evlatlar nasip bizsin. Ready?